Kadroya Ali Koç'un etkisi e, konuşuluyor, konuşuldu. Kadroyu Ali Koç mu yaptı sizce? <laughs> Bence yani tabii ki güzel sordunuz sizce. Çünkü ben müneccin değilim. Bilemiyorum yani. Ali Koç'un yapıp yapmadığını. Ama hani herkesin bir fikri vardır. Yani benim de bir fikrim var bu konuda. Şimdi ben Ali Koç'un kadroyu yaptığına inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü şimdi orada da koskoca Fenerbahçe camiasının her ne olursa olsun beğenilir beğenilmez ama bir yeri var onun. Yani Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Başında Fenerbahçe var. Pereira denmiyor. Fenerbahçe'nin teknik direktörü. Bu yüzden de o teknik adamın da bir kariyeri var, bir karizması var. Şimdi eğer ki bu maçı Fenerbahçe kazandı ya şimdi. Eğer bu sistemi değiştirseydi kendi tamamen olan sistemini değiştirse şimdi diyecek ya herkes ne diyecekti biliyor musunuz? Ali Koç yaptı kadroyu diyecekti. E şimdi bu adamın da bir karizması var. Bu adam şimdi Türkiye'de kaldığı sürece niye kendinin kadro yapmadığı şekli spekülasyonlar olmasını istesin? Ben istemem. Bu ne dedi biliyor musunuz parayla? Dedi ki ben bu sistemle çıkarım, istediğim şekilde çıkarım. Eğer kaybedersem ülkeme giderim, kazanırsam da kahraman olurum. Liderler hep böyle yapar. Liderler mesela genelde liderler hep bir şeyi kafaya koyarlar, savaşa öyle giderler. Ha, liderler başkasından etkilenmez. Bence de PRR etkilenmedi. Sadece bir konuda etkilendiğini düşünüyorum. Mesut Özil konusunda. Hmm. Yani şöyledir. Şimdi e, bunu futbol oynamayanlar pek bilmez. Ben oynadığım için böyle e, şeyleri biliyorum. Yani yönetici, teknik adam, futbolcu arasındaki diyalogları babamdan dolayı rahmetli. Allah rahmet eylesin. Coşkun Özar'ın da evet. Türk futbolunun efsanesi. Teknik direktör olduğu için böyle şeyleri biliyorum. Nereden biliyorum biliyor musunuz? Şimdi... Başkan teknik direktörü eğer birini oynatmasını istiyorsa teknik direktörü direkt söylemez. Yöneticilerden birine der ki ya der şu Mesut da oynasa ne iyi olur değil mi bu maçta der. O yönetici de Pereira'la bir kahve mavi çay içerken bir ortamda der ki Pereira bizim başkan da şu Mesut'u bir oynatsam filan dedi bana der. Kulağına bir kaçırır. Oradan da Pereira eğer onu alıp da başkanın dediğini yapmak istiyorsa yapar, istemiyorsa da yapmaz. Bence de Pereira'ya Mesut Özil olayı dendi ki Mesut artık bu maçı zaten Mesut'un oynaması şarttı bu maçta. Eğer Mesut oynamasaydı zaten hani en kötü bir şey de Pereira felaket bir duruma düşecekti. O yüzden de oturdular bence istişare yaptılar. Dediler ki Fenerbahçe'nin başarısı önemli. Artık kapisleri şunu bunu aramızdaki şeyleri bırakalım. Ne yapmamız lazım? Mesut'un oynaması lazım. Hep beraber istişare yaptılar. Mesut oynadı. Yani Ali Koç tek başına bu kararı verdiğine ben inanmıyorum. Ama bir şekilde bir kulağına kar suyu kaçırmış olabiliyorsunuz. Herhalde, herhalde, herhalde. Yani bu da kadroya müdahale midir? Müdahaledir aslında. E, e, başkan yani sonuçta şimdi patron yani. Hani şimdi size Ali buradan Koş'ta patron bir şey söylese. Ali Koç da böyle daralmış olamaz Efendim? mı? Ali Koç da yani zaten daralmış olamaz mı? Yani hani hep onun üzerine üzerine geliniyor. O da artık e, e, yeter e, evet, ben de müdahale zaten edeceğim. zaten öyle oldu. Bu maç Hı -hı. hepsi için bir son şanstı. Yani Hı -hı. Ali Koç da büyük tepki alabilirdi bu maçtan sonra eğer Fenerbahçe kötü olsa. Bu maçta bir anda Fenerbahçe şu anda eski Fenerbahçe yani kaybedilen maçlar var ya. Ben hep onu söylüyordum. Kaybedilen maçlar filan hepsi Fasafiso. Fenerbahçe Galatasaray'ı yendi mi şimdi? Onların hepsi unutuldu.